Aman sıcak suyu ziyaretme Mustafa abi! Çay kaynatırız! Bu su karbonat kaldırmaz oğlum! Alın teri karışmıştır! Hadi Beteka, hadi Beteka! İhtiyara haksızlık ediyorsun abi! Her gün kahrımızı çekiyor! Ne olur yürü hadi, aksilik yapma! Senin Taka iyiden yorulmuş be abi! Yoruldu be koçum! Onun yaşıtları hurdalıklarda çoktan çürümeye başladı! Üzülme abi! Sana mutlaka yeni bir araba alacağım! Sen ne yaptın bugün sevgilim? Her günkü gibi! Şu kanımlar, ayakları, elleri! Biliyor musun sana ne aldım? Bir kitap! Ben de sana bir kitap aldım! Sağ ol! Yine camını mı kırdılar Selim anne? Hem de haylaz yeğenin kırdı! Üzülme be anne, öderiz! Ya öncekiler, her camı biraz daha pahalı takıyorlar! Öncekileri de öderiz be anne, sen üzülme! Tamam abla, bitti! Al oğlum! Bereket versin! Sağ olasın! Bak sana hakiki Trabzon yağı aldım! Sen de çok para harcıyorsun ha! Önce şu düğünü yap da komşuların sorusundan kurtulalım oğlum! Anne! Az kaldı Selim anne! Önce sizi romatizmaların ağrımayacağı, güneşli bir eve taşıyacağım! Sen beni boş ver oğlum! Kızım rahat etsin yeter! Düğünde bir göbek atacağım, düşmanlar çatlasın! Düğün istiyorum, düğün! Ben gelinlik giyemedim. Sevgim yavrum giysin istiyorum. Söz Selim anne, söz! Sağ olasın! Yeter be! Bu kaçıncı cam? Ne yapalım yani? Okul tatil! Topta mı oynamayalım? Top, top, top! Başka bir şey düşündüğün yok zaten! Büyüyünce görürsün, meşhur olacağım! Milyonlar alarak transfer yaptın mı, seni o takadan kurtaracağım! Yok ya! Vay 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 vay! Ne sandın ya? Ver lan şu topu bana! Şimdi görürsün sen! Mustafa oğlum, dur, yapma! O da çocuk! Bir daha cam kır! Ben de senin kafanı kırmazsam... Adama top oynamayı da çok görüyorsanız alın! Ne oldu Evren? Babam yine top oynadım diye bağırdı. Halbuki ben büyüyünce meşhur bir futbolcu olacağım. Demek meşhur bir futbolcu olacaksın. Çok para kazanacaksın ha? Tabii ama babam inanmıyor ki. Baban haklı. Milyonların içinde toptan para kazanan kaç kişi var hiç düşündün mü? İnsanın zamanı değerlidir Evren. Hele bizim boşa harcanacak zamanımız yok. Çalışmaya ihtiyacımız var. Oyunlarımız bile bir amaca yönelik olmalı. Bu yüzden çok çalışmalıyız. Sana ne aldım biliyor musun? Ne aldın Kemal amca? Allah be! Amcaların en güzeli! Kimse kıpırdamasın! O da ne? Amcam bana fotoğraf makinesi almış, artık hep resimlerinizi çekeceğim! Sen fotoğraf çekmekten ne anlarsın be? Görürsünüz! En iyi öğrenme şekli, yaparak, yaşayarak öğrenmekmiş! Kemal amcam dedi! Bak ne güzel çıkmış! Bak! Kemal amca ne yapmış? Sokakta top koşturmaktan, resim çekmek daha iyidir. Hanımefendi, kıyafetiniz pek şık. Teşekkür ederim.
çok iyi dostum olan bir Arap şeyhi hediye etmişti. Çok güzel. Biliyorsunuz İngiltere'de faiz oranları düşürülmüş. Şimdi orada herkes arsa ve bina spekülasyonu yapıyormuş. Öyle değil mi Kristin? Evet. Üçüncü dünya ülkelerine yatırımlar artıyor. Siz de herhalde paranızın istikbali için diğer Arap şehirleri gibi Türkiye'de yatırım yaparsınız. Ali Fuat Bey ile böyle bir işimiz var diye. Ama biliyorsunuz anlaşamadık. Boş verin Mr. Raşit, nasılsa günün birinde anlaşacağız. Öyle değil mi Kristin? Bize bugüne kadar hayır diyen bir şey çıkmadı. Hoş geldiniz avukat bey. Hoş bulduk Kristin. İyi akşamlar. Baba. Hoş geldin oğlum. Sana rallici arkadaşım Joey'i tanıştırayım. Hello. Yo artık içki vermiyor. Ama baba. Yo oğlum tamam. Söyledikleri gibi burası bugüne kadar gördüğüm ender güzellikte bir yer. Madam. Benimle dans eder misiniz? Memnuniyetle. Müsaadenizle avukat bey. Neden geldin? Neden geldin diyorum sana? Biraz kibar ol eski kocam. Olay çıkarmaya gelmedim. Ha, şu meşhur petrol zengini... Mr. Raşit El Şerif, bu olmalı. Hello Mr. Raşit. Selam efendim. Hanımefendi malum. Bu serhoş. Peki bu kim? Avukatım Kemal Bey. Avukat ha? Güzel. Şu aramızdaki sorunları da halleder belki. Özel işler onlar. Yo yo. İş meselesi de var. Karı koca olarak ayrıldık ama... bazı şirketlerde hala beraberiz. Hele ki... gazetedeki hissemin büyüklüğünü düşünürsen... böyle konuşmazsın. Bu kadından kurtuluşun yok. Dans etmesini sever misiniz? Yerine göre evet. Şu anda hayır. Kuytu bir köşede kumrular gibi fısıldaşmaya ne dersin? Kemal onu buradan uzaklaştır ne olur. Rezalet çıkaracak. Ya da tenha bir yolda el ele yürümek ha? Ona da mı hayır? Fikrimi değiştirdim.
Çalın! Çalın! Çalın hadi! Anne! Ne yapıyorsun? Kendine gel! Oğlum! Tatile geldin demek! Bir haftalığına anne! Öyle mi? Bu arkadaşım Joe! Merhaba Joe! Hello! Oğlumuz bizden farklı olsun istedik. İsviçre Alplerinde bir kolleje gönderdik. Gel gör ki... Oya'yı eve bırakabilir misin?